Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf 3'ü 1 yerde matematik keyfi kitabında kazanım tadında sorular test 10 ile dersimize devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, birinci sorumuza bakalım. Yukarıda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Olabilir. Köküne dikkat edeceğiz. Şimdi öncelikle biz çarpma işlemini modellerken ne yapıyorduk arkadaşlar? Sütunda yani dikeyde kaç parçaya ayrılmış? Bakın 5 parçaya ayrılmış. 5'te ikisi taranmış. 5'te 2 çarpı. Satıra baktığım zaman 1, 2, 3 parçaya ayrılıyor. Bir parçası bakın şurası boydan boya boyanıyor. O halde arkadaşlar ben bunu şimdi şıklara baktığım zaman paydaları 15 görüyorum. O halde ben bunları kesirlerimi genişletecek olursam bunu 3, bunu 5 ile genişletebilirim. 3 ile genişletirsem 6 bölü 15 çarpı 5 bölü 15'tir. Gençler burada sadeleştirebiliriz. İsterseniz çarpı sadeleştirebilirsiniz. Durum değişmez. 6 kere 5 30. 15 kere 15, 15'in karesi yani 225'tir. Her ikisini de arkadaşlar 15'e bölüyorum tekrar. Ne olur? 2 bölü 15 olur diyorum. Şimdi şıklara baktığım zaman ne var? 6 bölü 15 çarpı 5 bölü 15 sonuç olarak da 2 bölü 15'e eşittir diyorum. O halde B şıkkı bizim bu işlemimizin modeli olabilir diyoruz. Evet, ikinci soruya bakıyorum. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile eksi 1 arası 5. Eksi 1 ile 0 arası 3 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre x eksi y işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Öncelikle x'in değerini bulalım. X'e baktığım zaman eksi 1 ile 5 arası eksi 1 ile eksi 2 arası 5 parçaya ayrıldı. Eksi 1'den başlıyorum. Eksi 1 tam 5'te 1, 2, 3, 4. Y'yi buluyorum arkadaşlar. Bu da 0 ile 1 arasını 3 parçaya ayırmıştı. Eksi 3'te 1, 2. Bu da eksi 2 bölü 3'tür diyoruz. Şimdi arkadaşlar x eksi y'yi sordu. X'ten y'yi çıkaracağız. Çıkarma işlemi olduğu için ben şu tam sayılı kesirimizle birleşik kesire çevireyim. 5 kere 1, 5, 4 daha 9, eksi 9 bölü 5 olur diyorum. Evet, x'imizin değeri eksi 9 bölü 5. Eksi, tekrar eksi var bakın gençler. Buraya dikkat edelim. Eksi 2 bölü 3'tür diyoruz. Şimdi artık bu eksiyle eksinin artıya döndüğünü herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Paydalarımızı eşitlememiz gerekiyor. 3 ile genişletirsem, 3 ile eksi 9 çarparsam, eksi 27 bölü 15 artıya dönmüştü. 5 ile genişletiyorum. 10 bölü 15. Evet bakın birisi negatif, birisi pozitif. O halde büyükten küçük çıkarıyordum. Eksi 27'den 10'u çıkarırsak, eksi 17 bölü 15 olur diyoruz. Evet, cevabımız nerede var gençler? A şıkkında doğru cevabı görüyorum. Üçüncü soruya bakıyorum. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bunu şöyle yapabiliriz. Bunun gizli paydası 1 var derim. Arkadaşlar önce sadeleştirebiliriz. Bakın payda bundan sayılara, paydadaki sayıları sadeleştirebiliyordum. 9 ile 3'ü 3'e böleyim. 1, 3 kalsın. 3 ile 12'yi sadeleştiriyorum. 3'e böldüm 1, 12'yi 3'e böldüm 4'tür diyorum. Böyle yazalım fazla da karışmasın. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum 4 artı 4. 4 ile 1'i çarpma etkisi arkadaşlar 4'tür diyorum. 4 bölü 4 de bizim için 1'dir diyoruz. Cevap A şıkkıdır. Dördüncü sorumuzu inceleyelim önce. İşlemin sonucu kaçtır dedi. Öncelikle bakıyorum parantez içlerinde. Toplama ve çıkarmalarımız var. Arkadaşlar toplamada şunu yapabilirim direkt. Ben bu artıyı görmeden direkt birleşik kesir gibi 2 tam 1 bölü 4 olarak değerlendirebilirim. Veya gizli payda 1 var der 4 de genişletiriz arkadaşlar. Durum değişmez. Buradan yazmak istiyorum. 4 de genişletirsem 4 kere 2 8 bölü 4 artı 1 bölü 4'tür.
çarpı bunu da gizli payda 1 var der 3 ile genişletirim. 3 bölü 3 eksi 1 bölü 3'tür. Eşittir diyorum. Paydalarımız eşit hale geldiğine göre toplama ve çıkarmaları yapabiliriz. 8 bir daha 9 bölü 4 çarpı 3'ten 1'i çıkarıyorum. 2 bölü 3 diyorum. Çarpma işlemi var arkadaşlar. Dikkat edelim. 9'da 3'ü sadeleştirebiliriz. 3'tür. 2 ile de 4'ü sadeleştirebilirim. 2 kalır. O halde 3 kere 1 3. 2 kere 1 2 olur deriz. 3 bölü 2 doğru cevaptır. Nerede var arkadaşlar? A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, 5. sorumu inceliyorum. Olduğuna göre x kaçtır diye sordu. Arkadaşlar öncelikle incelediğimiz zaman bakın çarpma işlemini toplama üzerine dağıtmış. Yani öncelikle eksi 5 bölü 8 ile 7 bölü 3'ü çarpmış. Bakın buraya yazılmış. Daha sonra da eksi 5 bölü 8 ile eksi 3 bölü 4'ü çarpması gerekiyor. Eksi 5 bölü 8 var. O halde buradaki eksik sayımız kimdir arkadaşlar? Eksi 3 bölü 4'tür diyoruz. X'in değerine. Evet doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soruya bakıyorum. Sayısının çarpma işlemine göre tersi kaçtır diye sordu. Sıfır tam %5'i öncelikle kesir olarak yazalım. Beş bölü yüzdür. Çarpma işlemine göre tersi demek arkadaşlar bunu ters çevireceğiz demekti. O halde 100 bölü 5 olarak yazıyorum. 100'ü 5'e bölecek olursam arkadaşlar nedir? 20'dir diyoruz sorumuzun cevabına. Doğru cevap C şıkkıdır. Evet, devam ediyorum. İşlemin sonucu kaçtır diye sordu arkadaşlar. Bakıyoruz. Önce çarpma, toplama ve çıkarma var. Öncelikle çarpma işlemlerini yapmak durumundayız. Önce çarpma işlemini yaparsın. Bakın şu 12 ile 6'yı sadeleştireyim. Pardon 2'yi sadeleştireyim. 1 kaldı. 8 kaldı. Evet. 8'de 9'da 14 sadeleşmez. O halde çarpıyorum arkadaşlar. Bakın. Eksi bir sayıyla çarptığıma dikkat edin. Eksi ile artıyı çarparsam eksi. 8 ile 12'yi 14'ü çarpıyorum. 4 kere 8 32. Elde var 3. 8 kere 1 8. 1 3 de elde vardı. 11 bölü yani 112 bölü 9 kere 1 9'dur. Artı ikinci işlemimize bakıyorum. 16 ile 2'yi sadeleştireyim arkadaşlar yine. 1 8 kalsın. Eksiyi unutmuyoruz. Eksi 8 ile 4'ü çarparsam eksi 32 bölü 9'dur. Evet paydalarımız eşit arkadaşlar. Dikkat edin. 2 negatif sayı toplayacağız. O halde eksi 112 ile eksi 32'yi toplayalım. Eksi 112 eksi 32 daha. Eksi 4 3 1 daha. 4 1 arkadaşlar. Eksi 144 bölü 9 olur. Biz bunu eksi 144'ü 9'a bölecek olursak arkadaşlar ne olur? 16 kere vardır. Eksi 16 olur doğru cevabımız. A şıkkı doğru cevaptır. 8. soruya bakıyorum. X sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 2'dir. Ona göre X sayısının çarpma işlemine göre tersi kaçtır? Öncelikle X sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 2 ise arkadaşlar o halde X'in değeri toplama işlemine göre ters demek işaret değişecek demektir. X 2'dir arkadaşlar. X'in çarpmaya göre tersini soruyor. Çarpma işlemine göre tersi diyelim. Neydi? Bunun gizli payda 1'i vardı ve ters çevirecektik. O halde ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 olur diyoruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Şurası doğru cevabımız olsun. 9. soruya bakıyorum. Olduğuna göre A yerine gelmesi gereken rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Arkadaşlar incelediğim zaman çarpma işleminin birleşme özelinden bahsediyoruz. Yani biz farklı farklı birleştirebiliriz. O halde eksik olan rasyonel sayı bulmam gerekiyor. Bakın 11 bölü 17 var. 13 bölü 15 var. O halde
A'nın değeri 16 bölü 19'a eşit olmalıdır diyorum. Doğru cevap nerede? D şıkkında doğru cevabı görüyorum. 10. soruyu inceliyorum. Eşitliğine göre eşitliğinde üçgen kaçtır diye sordum. Evet arkadaşlar bakın çarpmayı çıkarma üzerine dağıtmış ve çarptıktan sonra değerlerini yazmış. O halde ben öncelikle 3 bölü 5 ile 2 bölü 15 çarpmam gerekir diyorum. 3 bölü 5 ile 2 bölü 15 çarparsak şu kenarda. 3 kere 2, 6, 5 kere 11, 55'tir. Bakın arkadaşlar zaten paydamız 55. O halde üçgenin değeri ne olur? 6 olur diyorum. Doğru cevabımız A şıkkıdır. İkinci işlem olarak da 3 bölü 5 ile 7 bölü 2'yi çarpmış zaten. 3 ile 7'yi çarptı 21 buldu. 5 ile 2'yi çarptı 10'u buldu arkadaşlar. Bunu da izah etmiş olalım. 11. soruya bakıyorum. X bölü 4'ün toplamaya göre tersi ile 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersinin toplamı eksi 1 bölü 2 olduğuna göre. Öncelikle arkadaşlar x bölü 4'ün toplama işlemine göre tersi eksi x bölü 4'tür. 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi 3 bölü 2'dir. Bu ikisini toplayacağız arkadaşlar. Ve sonucu eksi 1 bölü 2 olarak bulacağız. Eksi x bölü 4 artı 3 bölü 2 eşittir. Eksi 1 bölü 2 diyorum. Şimdi toplama işleminde paydalar eşitlememiz gerekir. Arkadaşlar ben şu kesrimizin sağ tarafında eşitleyeyim diye düşünüyorum. Eksi x bölü 4 artı 6 bölü 4 eşittir. Eksi 2 bölü 4. Bakın arkadaşlar paydalarımız eşit hale geldi. Her tarafı eşitledim. Eksi x ile 6'yı toplayacağım. Sonucu eksi 2 bulacağım. Şöyle yazabilirim. Eksi x artı 6 eşittir. Eksi 2 diyorum. Şimdi ben x yerine ne yazarsam sonucu eksi 2 yapar diyorum arkadaşlar. Bu şekilde düşünelim. Mesela x yerine eksi, dikkat edin sadece x yerine 8 yazıyorum. Eksi 8 ile 6'yı toplarsam eksi 2 olur mu diyorum. Bakın arkadaşlar. Eksi 8, 6 daha işaretler yazdıkken çıkarıyorduk. Büyüğün işaretini yazıyorduk. Evet, eksi 2 olur diyorum. O halde x'imizin değeri 8'dir diyoruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soruya bakıyorum. İşlemin sonucu kaçtır diye sordu. Arkadaşlar önceki parantez içindeki toplama işlemlerini kısa yoldan yapabiliriz. 2 ile 1'i çarpıyorum. Yani ben bunu aslında 2 bölü 2 gibi düşünebilirsiniz. Veya bileşik keserek direkt aradaki artıları kaldırarak 2 kere 1 2 bir daha 3 bölü 2'dir. Çarpı bu da aynı mantıkla 3 kere 1 3 1 ile topladım 4 bölü 3'tür. 5 bölü 4'tür arkadaşlar. Ve sonuçta da nokta nokta devam ediyor. 101 bölü 4, 101 bölü 100'dür. Şimdi gençler sadeleştirme işlemini lütfen dikkat edelim. Bakın 3'ler birbirini götürüyor. 4'ler birbirini götürüyor. Sola yatık olarak bunlar birbirini götürdüğünü düşünün. Evet. Sonuç olarak kalanları değerlendiriyorum. Sonuç olarak pay kısmında 101 kaldı. Payda da 2 kaldı. O halde 101 bölü 2 işlemimizin sonucudur diyoruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 13. soruya bakıyorum. Eksi 5 sayısının toplama işlemine göre tersi üçgen. Çarpma işlemine göre tersi kare ise. Aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diye soruyor. Öncelikle üçgen ve karenin değerini hesap edelim. Üçgen arkadaşlar eksi 5'in toplama işlemine göre tersiydi. O halde üçgenin değeri 5'tir. Çarpma işlemine göre tersi kare idi. Eksi 5'in çarpmaya göre tersi demek eksi 1 bölü 5'tir gençler. Şimdi hangisi yanlıştır diye sordu. Bakalım A şıkkını inceliyorum. 5, üçgen yerine 5 yazıyorum gençler bakın. 5 kere 5, 25'tir. Doğrudur. B'ye bakıyorum. Üçgen 5'ti. Çarpı eksi 1 bölü 5. Bakın 5'ler birbirini götürdü. Eksi 1 kaldı. Doğrudur diyorum. Evet.
Kare ile üçgeni toplayacağız. Karemizin değeri eksi 1 bölü 5'ti. Artı 5. Evet, gizli paydası 1 der. 5 ile genişletirim. Eksi 1 bölü 5 artı 25 bölü 5. Eksi 1 ile 25'i toplarsam 24 bölü 5'tir. Evet, bakıyorum cevap 24 bölü 5. O da doğrudur dedim. Devam ediyorum. Üçgenden kareyi çıkarmamı istiyor. Üçgen 5'ti gençler. Eksi 1 bölü 5 diyorum. Eksi de eksi artıya döndü. Yani 5 artı 1 bölü 5'tir. 5 kere 5 direkt bileşik kesire çevirebiliyorduk biliyorsunuz. 5 kere 5 25, bir daha 26 bölü 5 olur. 5 olamaz arkadaşlar. O halde yanlış cevabımız D şıkkıdır deriz. 14. soruya bakıyorum. İşlemin sonucu kaçtır diye sordu. Arkadaşlar öncelikle parantez içindeki toplam işlemini yapalım. 3 ile genişleterek bütün ifadeyi yazıyorum. 10 eksi 18 çarpı 3 ile genişletiyorum. 3 kere 1 3, 3 kere 3 9, 3 bölü 9 artı 5 bölü 9 oldu. 10 eksi 18. Evet, paydalarımız işlere geldi. 3, 5 daha 8 bölü 9 olur. 18'de 9 sadeleştirebilirim. Her ikisini de 9'a biliyorum. 1, 2 kaldı. 10 eksi 2 kere 8, 16'dır. 10'dan 16'yı çıkartırsak arkadaşlar ne olur? Eksi 6 olur diyoruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 15. soruyu inceliyorum. İşlemin sonucu kaçtır diye sordu. Arkadaşlar öncelikle parantez içindeki toplama işlemlerini yapalım. Bir doğal sayıyla bir kesir toplarken biz direkt arkadaşlar tam sayılı kesir olarak yazabiliyorduk. O halde ben bunu 4 tam 4 bölü 5 olarak düşünebilirim. Yazıyorum. 4 tam 4 bölü 5 çarpı 3 tam 3 bölü 4 çarpı 3 tam 2 bölü 3 çarpı 1 tam 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar 3 tam diyecektik. Evet. Buradaki çarpı isteyeyim karışmasın. Evet. Arada çarpma işlemi. Şimdi ben çarpma işlemi yapabilmek için mutlaka bileşik kesire çeviriyorum. 5 kere 4 20. 24 bölü 5 çarpı 3 kere 4 12, 3 daha 15 bölü 4 çarpı 3 kere 3 9, 2 daha 11 bölü 3 çarpı 2 kere 1 2, 1 daha 3 bölü 2. Şimdi varsa sadeleştirmeleri yapalım gençler. Bakın şu 3'ler birbirini götürür diyorum. 15 ile 5'i sadeleştirirsem 1 kaldı, 3 kaldı. 24 ile de 4'ü sadeleştiriyorum. 1 kaldı, 6 kaldı. Sonuçta ne kalıyor bakın? 6, 3 var. İstersek şu 2 ile de sadeleştirebiliriz 6'yı. 1 ve 3'tür. Pay kısmında arkadaşlar bakın 11'i unutmuyorum. 3 kaldı. 3 kaldı, 11 kaldı. 3, 3 ve 11 kaldı. Paydada hep 1 kaldı arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Paydanın ehemmiyeti yok yani. 3 kere 3 9. 11 ile çarparsam 99 bölü 1'dir. O da 99'a eşittir derim arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkıdır. 16. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki işlem tablosunda A, B ve C birer rasyonel sayı ise A artı B artı C işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Öncelikle A'ya bakıyorum arkadaşlar. A ile 5 bölü 6'nın çarpımı 1 bölü 6 eşitmiş. Şimdi bir çarpma işleminde çarpanlardan biri verilmediyse arkadaşlar ben nasıl bulurum? Çarpımı diğer çarpana bölmem gerekir. O halde A'yı 1 bölü 6'yı 5 bölü 6'ya bölerek bulurum. 1 bölü 6'yı aynen yazdım. 5 bölü 6'yı da 6 bölü 5 olarak çeviriyorum.
Evet bakın altlar birbirini götürdü. 1 ve 1 kaldı. O halde A'nın değeri 1 bölü 5'tir derim. A'yı bu şekilde bulduk. B'ye bakıyorum. 5 bölü 6 ile B'yi topluyorum. 1 bölü 3'ü buluyorum. Yine arkadaşlar toplananlardan biri verilmediği zaman toplamdan diğer toplananı çıkarmam gerekir. O halde B'nin değerini 1 bölü 3 eksi 5 bölü 6'dır deriz. Çıkarma işleminde paydaları eşitlemek zorundayız. 2 bölü 6 eksi 5 bölü 6. Evet B'nin değeri de arkadaşlar 2'den 5'i çıkartırsam eksi 3 bölü 6 olur. İstersek bunu da sadeleştirirsek eksi 1 bölü 2 olarak düşünebiliriz. Evet B'nin değeri de eksi 1 bölü 2 oldu. Devam ediyorum C'ye. 1 bölü 6 ile 1 bölü 3'ü topluyoruz arkadaşlar. C'yi bulacağız. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. 2 ile genişletiyorum. 2'yi toplarsam 3 bölü 6 olur. Bu da C'ydi arkadaşlar. İstersek bunu da sadeleştiririz. 1 bölü 2 diyebiliriz. Şimdi değerlerimizi alıyorum. A, şu renk değiştireyim karışmasın gençler. A 1 bölü 5 ile A artı B artı C diyorum. 1 bölü 5 artı B eksi 1 bölü 2 ile artı C'nin değerinde sadeleştirerek 1 bölü 2 olarak yazayım. 3 bölü 6 1 bölü 2 eşittir çünkü. Bakın 1 bölü 2 yazdım. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'yi götürür gençler. Topluyorum çünkü. O halde sonuç olarak ne kaldı? 1 bölü 5 kaldı diyoruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 17. soruya bakıyorum. İfadesinde A yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle bu çıkarma ve çarpma işlemlerini yapalım. 3 bölü 4'ten 12 bölü 3'ü çıkaracağım. Paydayı 2 ile genişleterek yazmak istiyorum. 3 bölü 4 eksi 26 bölü 4. Paylarımız eşit hale geldi. 3'ten 26 çıkarıyorum. Eksi 23 bölü 4'tür. Devam ediyorum. 2 bölü 2 ile 3 bölü 5'i çarpalım. Çarptığım zaman arkadaşlar bakın 6 bölü 10 oldu. Şimdi ben paydamızı 20'ye eşitlesek diye düşündüm. Şunu genişletiyorum 20 ile. Pardon 5 ile. 5 ile 23'ü çarparsam eksi 115 bölü 20'dir. Bunu 20 yapmak için arkadaşlar 2 ile genişletiyorum. 12 bölü 20 olur diyoruz. Şimdi eksi 115 bölü 20'den büyük olacak A, 12 bölü 20'den de küçük olacak diyorum. Şimdi arkadaşlar hangisi gelebilir diye sordu. Şimdi şunları da 2 ile genişleterek yazmak istiyorum. 2 ile genişletsem A'nın değeri 14 bölü 20'dir. B'nin değeri 18 bölü 20'dir. Diğerlerinin zaten paydası 20'ydi. 14 bölü 20'ye bakıyorum. Bakın 14 bölü 20 12 bölü 20'den daha büyüktür. Gelemez diyorum. 18 bölü 20 de büyük arkadaşlar. Bu da gelemez. 19 bölü 20 de yine 12 bölü 20'nin sağında yer alır. Yani ondan büyüktür. Bu da gelemez diyorum ama bakın bu araya 7 bölü 20 gelir diyorum. Çünkü 7 eksi 115'ten büyük 12'den küçük bir sayıdır diyoruz. Burada doğru cevabımız ne oluyor gençler? Şurayı temizleyelim yanlış anlaşılmasın. Doğru cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.